Şimdi yanımda çok güzel konuklarımız var. Kendileriyle kanser hastalığında terapi köpeği destek tedavisini konuşacağız efendim. Radyasyon onkolojisi uzmanı doçent doktor Eda Küçüktürü ve köpek eğitmeni Ali Yeşil Irmak ve sevgili Theo bizimle birlikte. Allah. Bir, şimdi mesela elindeki oyuncağını alayım bakın neler yaşanıyor. Yani kötü bir şey yaşamıyor tabii de. Yani alınamıyor öyle söyleyeyim en azından. O yüzden kendisine yakın olmak için ben de yerdeyim. Kusura bakmayın, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Theo nefis bir köpek. Ya gerçekten evet, enerjisi çok yüksek. Aynen. Max'in torunu dediniz galiba. Tanıyanlar bilirler diye söylüyorum. Hoş geldiniz tekrar sağ olun. Hoş bulduk. Tabii ki mutlaka Theo'nun ve Theo'nun arkadaşlarının etkisini konuşacağız ama önce kanser hastalığından bahsedelim. Arkasından etkilerinden, yardımlarından, faydalarından konuşacağız. Bu güzel arkadaşlarımızın, dostlarımızın da diyelim. Buyurunuz. Evet. İzninizle sizden. Tabii ki. Evet. Kanser aslında denetimsiz bir hücre, kanser hücresi. Çünkü vücudumuzdaki her hücre belirli bir denetim içerisinde yaşıyor. Zamanı geldiğinde de ölüyor. Buna apoptoziz diyoruz. Bu dengeyi bozan bazı şeyler var. Hep konuşuyoruz. Sigara, dışarıdan maruz kalınan radyasyon, genetik faktörler, kötü beslenme, hareketsiz yaşam gibi. Hücrelerin bu dengesini bozduğu zaman artık kanserleşme başlıyor. Ve insanların maruz kaldığı şeylere göre vücudun değişik yerlerinde kanser oluşabiliyor. Biz böyle mesela sizi konuk aldığımız zaman ya da benzeri konuları, işte aynı konuyu konuştuğumda başka konuklarımızı aldığımız zaman mutlaka hastanın motivasyonundan, işte ruh halinden çok bahsediyoruz. Çok önemli. Psikolojisinin ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz. İşte pozitif olması gerektiğinden bahsediyoruz ama söylemesi kolay tabii ki. Onların etkisi nedir hastaya da hastalığa? Yapılan çalışmalarda kanser tanısı alan hastalarda normal popülasyona göre 4 kat daha fazla depresyon olduğu görülüyor. Biz ne kadar erken tanı aldınız, tedavi olacaksınız, bu hastalıktan kurtulacaksınız dememize rağmen tabii ki uzun bir tedavi süreci bekliyor onları. Yan etkiler vesaire elimizde çok iyi silahlar da olmasına rağmen onları ürkütüyor ve bir depresyon hali, anksiyete hali oluyor. Tedaviler sırasında bunlar da bizi negatif etkiliyor. Biz de tedaviler sırasında hastalarımızın pozitif olmasını istediğimiz için böyle değişik destek tedavilerinden yardım almaya çalışıyoruz. Hastalarımızı pozitif bir düşünce halinde bulundurmak için. Kusura bakmayın, Theo'yu ısırmak istiyorum lütfen. Onlar hareket yaptıkça dağılıyorum. Biraz da ondan da bahsetmek istiyorum. Evet. Asistif terapi yöntemi var. Yurt dışında çok fazla duyduğumuz, filmlerde gördüğümüz falan. Evet. Şimdi zaman zaman da böyle mesela uçaklarda falan belki de eğer seyahat ediyorsa izleyicilerimiz özellikle yurt dışına falan giderken de belki de yan koltukta da görüyorlardır diye söylüyorum. İlla köpek olması gerekiyor. Evet, aynen öyle. Rehber köpekler var. Çok büyük etkisi var anladığım kadarıyla ve kullanılıyor. Evet. Nasıl aslında bir yardım var? Yurt dışında ilk çalışma 1962 yılında yapılmış. O kadar eski. Bizim ülkemizde tek tek bazı çalışmalar yapılıyor ama küçük haber sayfalarında kalıyor. O yüzden biz uzun araştırmalar sonrası köpeklerin gerçekten tedavi sırasında anksiyete ve depresyonu azalttığını gördüğümüz için bunları da biz ülkemizde bir çalışma yaparak Sağlık Bakanlığı'yla da görüşerek bu konuda destek tedavisinde kullanmak istedik. Küçük bir çalışma planladık. Yavaş yavaş altyapısını oluşturuyoruz. İlk kez de sizin programınızda açıklıyoruz bunu. Ne güzel, süper. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Köpeklerden epey bir destek alacağız. Ne güzel, tamam. Peki biraz da o zaman izninizle size de sorayım Ali Bey. Theo mesela... İnanılmaz tatlı bir köpek. Herhalde izleyicilerimiz de bizimle aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Terapi köpeklerini çalıştırmak farklı mıdır? Daha zor mudur? Değil mi? Onun farklı bir yöntemi vardır herhalde diye düşünüyorum. Evet, onlar Ali Bey'in uzmanlık alanı. Evet. Tabii terapi köpeklerine seçim, eğitim bunların hepsi farklılık gösteriyor. Özellikle enerjisi çok yüksek hayvanları seçiyoruz. Enerjisi yüksek hayvanlardan kastımız hiperaktif, çok enerjik köpekler değil. Enerjisini birebir insana karşısındaki canlıya aktarabilen canlılardan bahsediyoruz. Doğru tespit yapıldıktan sonra eğitim safhası giriyor. Eğitimdeki de ana amacımız aslında kontrollü bir hayvan olması. Çünkü kontrol terapi köpeklerin eğitiminde en üst seviyede istenilen bir durum. Ve bu şekilde enerjisi, yani amacımız aslında pozitif bir enerji yaymak. Ve hayvan, bu bir seçenek çünkü. Bu tedavi bir seçenek. Kabul eden hastalarda zaten içinde bir hayvan sevgisi oluyor. Girdiği zaman içeriye
Nasıl ki şu ortamda girdik mesela herkes hayvansever. Evet, neler yaşandı. Ve herkesin böyle bir suratında ister istemez bir gülücük oluştu. Evet. Zaten asıl amaç oradaki o gülücüğü oluşturmak, kontrollü evet. bir şekilde orada destek olabilmek. Başka rahatsızlıklarda kullanılıyor mu bu evet, arada? Evet evet zaten sorayım. Ben de şimdi sizin bu konuşmanız üzerine söyleyecektim. Tamam aşkım gel. İnsanlarla köpekler bir araya geldiğinde anlık MR'lar çekilmiş. Yine yurt dışı çalışmaları bunlar. Ve beyinde gerçekten çok güzel, iki tarafta da çok güzel sinyaller oluştuğu ortaya çıkmış. Bu sebeple terapi köpeklerine otizmli çocuklarda da çok etkili. Evet. Onlarda da kullanılıyor. Artı palyatif bakım dediğimiz yaşlı demanslı hastalarımızda haftada 3 kez köpeklerin gidip yanlarında yatmasının onlara çok iyi geldiğini ve ölüm korkusunu azalttığını da ispatlamış. Peki mesela herhalde şeyleri de ölçülüyordur diye düşünüyorum. Tepkileri insanların ya da hastaların ya da insanların da demek lazım. İşte ne bileyim serotonin salgılamasıydı. Kan evet. basıncının belki düşmesi. Benim bile şu an arttı evet. aslında. Yapılan çalışmalarda o da gerçekten şey sadece hani anket çalışmasıyla nasıl hissettikleri değil. Kan tahlilleri yapılmış, oksitosin oranının arttığı, kortizon gibi strese sebep olan hormonların azaldığı, kan basıncını ve kalp atışlarını düşürdüğü ve hastalarda genel bir relaksasyon yaptığı ortaya çıkmış. Peki size hemen sorayım. Dediniz ya biz şimdi yavaş yavaş başlıyoruz programda. Evet. Bizi seçtiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Evet, ilk kez burada açıkladık. Gurur duydum ben kendi adıma öyle söyleyeyim. Bizim ekibimiz de aynı şekilde. Biz de çok teşekkür ederiz ilgilendiğiniz için. Çok kibarsınız. Çok, bu tamamen bizim mutluluğumuzdur öyle söyleyeyim size. Nasıl bir yol izleniyor şu anda? İzliyorsunuz herhalde bir takip edilmesi gereken bir yol vardır. Şu anda öncelikle bakanlığımızla görüştük. Onlara bilgi verildi. Şimdi etik kurul aşamasındayız. Bir hastanemizde çalışma yapılacak. Onun için de biraz önce Ali Bey'in bahsettiği gibi hastanın sevmesi önemli demişti. Hastalardan önce bir onan formu alınacak. İşte köpek alerjiniz var mı hayvanlara karşı? Köpek korkunuz var mı? Bunların olmadığı kişilerde çalışmaya başlayacağız. İlk olarak bir 20 hastalık çalışma yapacağız. Daha sonra büyüteceğiz. Arkasından Sağlık Bakanlığı'na bunun bir tedavi kolu olarak açılması için çalışmanın sonuçlarıyla birlikte, ülkemizin sonuçlarıyla birlikte başvuruda bulunacağız. Sizden istiyor topu artık da neyse ben evet. kusura bakmayın. Onun sonu yok çünkü. Evet evet fark ettim. Şunu sorayım hemen size. Mesela ilk aklıma gelen şey de o yüzden yanlış anlamayın. Biz böyle mesela hayvan sevgisi olan bir ülkeyiz evet. Allah şükür. Ama böyle mesela bazı endişelerin olduğu zamanlar oluyor. Böyle mesela arkadaşlarımız videolar falan koyuyor. Sosyal medyada paylaşıyorlar. Evet. Mesela babalar diyor ki o kedi bu eve giremez. Ya da işte ne bileyim anne der ki mesela bir köpek bu eve asla giremez. O nedir mi? Genelde böyle hijyen ya da temizlik sıkıntıları. Evet. Yani biz çok böyle hani hijyenimize, temizliğimize, ev temizliğimize çok meraklı bir ülke, millet olduğumuz için söyleyeyim. Evet. Herhalde onunla ilgili endişeler olabilir. Hastane için ya da işte uygulamanın yapılacağı alanlar için de aynı şey geçerli midir mesela? Evet. Öyle endişeler var zaten mı? Zaten çalışmaya başlamadan önce sizi seçmemizin sebebi de bu. Çünkü hep söylüyorum sizler daha çok etkili oluyorsunuz. Hep insanlarda böyle işte köpeklerde bir hijyen sorunu vardır. Neyi i̇şte olsun? Kemoterapi alan, ışın alan hastalarda bağışıklık sistemi çöker. O yüzden hayvanlardan hastalık geçebilir. Ama bunlar eski korkularımız. Hı-hı. Neden? Şimdi Ali Bey de çok iyi biliyor ki hayvanlarımız çok modern yöntemlerle aşılanıyorlar. Hı-hı. Her zaman kontrolleri yapılıyor. Zaten terapi köpeği isminin verilmesinin sebebi de bu. Bu köpeklerimize mutlaka 6 ayda bir dışkı tahlilleri yapılacak. Aşıları tam olacak. Yani özellikle hayvanlar olacak. O yüzden hiç endişelenecek bir şey yok. Peki mesela erkinize sormuş olayım bu soruyu. Öncesinde ya da sonrasında ne gibi faydalarını görüyorlar, görülüyor? Yurt dışında hani kullanıldığı için zaten bunun araştırmaları yapılmıştır tabii, herhalde. Tabii tabii evet. Süresince aslında siz söylediniz biraz işte sakinleştirmek falan gibi böyle etkili olabilir mi? Ha, öncesi sonrasında da etkileri var mıdır, yardımları var mıdır? İlk etapta tabii tanı aldığınızda hepimiz ne kadar olsa bir kanser tanısı alıyoruz. Ciddi bir anksiyete yaratıyor. Kesinlikle. O yüzden tedavi öncesi anksiyeteyi gidermek de çok önemli. Depresyona girmemeniz de çok önemli. Tedavi sırasında da yine anksiyete oluyor hastalarımızda. İşte kemoterapi alıyorsunuz. Yani ne kadar bizim silahlarımız kuvvetli olsa da mücadele ettiğimiz yine de işte bazı hastalarımızda işte ben de bulantı olur mu, kusacak mıyım ya da başka bir yan etki olacak mı gibi endişeler oluyor. Bunların hepsini azaltıyor köpekler. Yurt dışında şu anda bunu yaygınlaştırmak için siz de izlemişsinizdir. Çoğu filmlerde kemoterapi ünitelerine köpek koyuyorlar ve tedavi boyunca hatta insanlar birbirlerine tavsiye ediyor. Sen de bir köpek al burada anksiyeten olmaz diye. Yani orada artık halk arasında bile konuşulur hale geldi. Çok önemli. Peki
şunu da sorayım. Bu terapi köpeği diye adlandırdığımız köpekler sadece terapi boyunca mı hastanın yanında olabiliyor? Aslında belki de doğru bir soru diye düşünüyorum. Bütün bir süreç içerisinde evlerine de götürebilecekleri bir formülden bahsetmiyoruz da sadece tedavi evet. gördükleri alanda beraber olabilecekleri bir sistem mi bu? Şimdi şöyle normalde bizim de planladığımız çalışmada hastane vizitleri şeklinde doktorlarıyla birlikte olacak. Günde 15 dakika her gün. Bazı özel durumlar için de haftada 3 gün 30 dakika şeklinde. Şimdi mesela şundan da biz bahsedelim isterim. Ben işte izleyicilerimiz eğer şu anda açtılarsa televizyonlarını biz neden bahsediyoruz? Evet, terapi köpeklerinin aynen öyle kanserde özellikle kanser tedavisinde evet. öneminden bahsediyoruz. Çünkü yurt dışında uygulanan, kullanılan ve farkı da görülmüş bir yöntem olduğunu yüksek verim alınan bir aynen öyle. Konu. Mesela şöyle bir şey söyleyelim. Biz nasıl başladık sohbetimize? Aslında ben, burada Teo olmasaydı, siz olmasaydınız kanserden bahsederken ben eğer kanserle ilgili bir sohbetimiz olsaydı sadece evet. sizin dışınızda. İşte atıyorum kanseri tanıdık, işte ne gibi çeşitleri var falan gibi sorularımın arkasından her zaman sordum. Bir şey var ki kanser hastasının daha doğrusu kanser teşhisi konduktan sonra o andan evet. itibaren hastanın moralinin çok büyük bir öneminin olduğunu tabii, biz söylüyoruz. Bu arada ki. Da söylemek daha kolay. Söyleyene daha kolay herhalde büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum. O böyle bir şok ve tabii aslında ki öyle kabullenme değil. Duygusunun evet. arkasından biraz o biraz psikolojiyi biraz daha iyi tutmak, yüksek evet. tutmak, olumlu olmak. Evet. Olmanın çok büyük etkisi olduğunu herhalde kanser hastalarında araştırmalar da sonuç göstermiştir evet. diyerek biz bu terapi köpeklerine tabii. de bir şekilde faydasından bahsediyoruz. İsterseniz siz daha iyi zaten anlatırsınız bence. Zaten tedavi yan etkilerini de azaltıyor. Hmm. Yani siz psikolojik olarak iyiyseniz yan etkilerde daha az görülüyor. Hmm. O yüzden işte bu tür yöntemleri araştırmaya gidiyoruz. Ne yapabiliriz? Hastaların moralini daha güçlü tutmak için neler yapabiliriz diye işte sürekli literatür araştırması yaparken bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Hmm. Bir hasta ben daha önce de söylemiştim size. Kliniğe ben kusacak mıyım diye giriyorsa kusuyor. Kesinlikle. Ama işte ben çok güçlüyüm, bu işi halledeceğim, yapacağım, bu hastalığı yeneceğim, yeneceğim diye girdiğinde gerçekten o hastada çok az yan etki görüyoruz. Hmm, çok güzel. Teo burada. Evet. Yani hiç kimseye bir şey yapmıyor. Çocuk herkes nereye çok gitti? Seviyor. Gel buraya. Evet. Yalnız kalmak gel buraya. Topun nerede? Nerede topun? Nerede topun nerede? Görüyorsun bilmiyorum orada. Bilmiyorum ki de o topu değil. Ha, bu orada. Topu. Öbür topu bir tane daha. Yemin ediyorum turuncuya bakıyor. Turuncuya bakıyor. Bir evet. yanlış anlaşılmasın. Teo'nun zeka ile ilgili hiçbir sıkıntı evet. yok. Top orada bilen diye biz hepimiz farkındayız. Ama bu bir top değil aradığı turuncu top. Turuncu top maceramız var. Turuncu bir topu var o gelsin. Öyle bitirelim en azından. Çantanın içinde hemen. Çünkü çantanın diyor ki baba içinde. Yani ne diyorsun evet. ya? Topu değil ki bu idareten bana verdiğin bir şey tabii, yani. Tabii tabii. Yemin ediyorum onu. Bilmiyorum evet. nerede. Onu şöyle bir yuvarlarsan. Ağzımdan zorla aldınız diyor yani top. İşte top. Evet. Asıl top. Esas çocuk bu arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyoruz ya Ali Bey. Biz size başta teşekkür ediyoruz. Ben bence teşekkür size ayrıca teşekkür edeceğim tabii ki. Ama evet. Ali Bey yıllardır evet. köpek sevgisini bence, evet. hayvan sevgisini daha evet. doğrusu bence öyle demeyeyim sadece bu şekilde söylemeyeyim. Hayvan sevgisini bize en iyi aşılayan insanlardan bir tanesiniz gerçekten. Evet Ali Bey olmasa biz evet, bunları planlayamayız zaten. Her şeyin mümkün evet. olduğunu da gösteriyorsunuz bize. Keza yine size de çok evet. çok teşekkür ederiz. Hem çabalarınız ben teşekkür hem ederim. Her şeye rağmen her şeyi zorluyor ve sınırlarını zorluyor olmanız. Evet ama bunun öyle olmazsak iyi bir şeyler yapamayız. Sınırlarına evet. kadar zorladığınız için size ayrıca teşekkür etmem lazım. Yeni bir biz çığır sonuçta. Kesinlikle. Belki için. De Türkiye'de bambaşka bir kapıyı açmış olacağız. Evet. Sizin sayenizde. Bizim ülkemizin sonuçları çıktığında da yine inşallah sizin programınızda açıklarız. İnşallah. İnşallah. Sonuçlar çıktığında. İnşallah. Evet. Sağ olun. Çok çok mersi. Sevgili izleyicilerimizden de katkı bekliyoruz tabii ki. Ve olumlu evet. yaklaşımlarını bekliyoruz. Çok çok sağ olun. Yine gelin. Hep gelin. Evet. sohbetimizin, keyifli sohbetimizin sonuna geldik. Biz biraz teoriyle oynama arası veriyoruz. Ama bizden ayrılmayın efendim. Sağ olun.